Herkese merhabalar, ben Zeynep. Bu videoda Pearson'ın 4 Kasım'dan itibaren PT akademik sınavında yapmış olduğu değişikliklerden bahsedeceğiz. Peki 4 Kasım'da ne bekleniyordu ve ne oldu? Aslında Pearson'ın 4 Kasım'dan sonra bir değişiklik yapacağı bir nebze olsun belliydi. Özellikle MyPT hesaplarında 4 Kasım'dan itibaren practice testlerde bir değişikliğe gideceklerini, sistemlerin değişeceğini anlatmışlardı, söylemişlerdi daha öncesinde. Fakat bizim düşüncemiz şu yöndeydi. Sınavlara, sınavın içerisine yeni sorular ekleneceği hakkında bir düşüncemiz vardı. Fakat bunun birazcık daha farklı bir versiyonu oldu. Sınav sorularında bazı skorlamalarda özellikle değişikliklere gittiler. Bu skorlamalardan en önemlisi Describe Image ve Written Lecture oldu. Öncelikli olarak hem Describe Image ve hem de Written Lecture kısımlarında ciddi bir değişikliğe gidildiğini Pearson zaten birçok yerde de bunun duyurusunu yaparak gösterdi bize. Ayrıyeten bilinmeyen bir durum daha var. Bu speaking'de bulunan diğer skorlamalarında yine farklı bir puanlamaya girebileceğini gösteren bir değişiklik olarak karşımıza geliyor. Peki bu değişiklik tam olarak ne? Genel olarak Pearson'ın Score Guide dediğimiz bir sistemi üzerinden baktığımızda biz değişikliğin aslında speaking'in insan puanlamasına dahil olacağını görüyoruz. Bunlardan aslında özellikle önemli olanları Describe Image ve Written Lecture. Yine adayların, sınava giren adayların akıcılık ve telaffuz puanlamaları bir yapay zeka skorlama tarafından yapıldığını ama içerik puanlamasının insanla birlikte ölçüldüğünü, insan puanlamasına dahil olduğunu gösterecek şekilde yeni bir score guide oluşturulmuş. Bunu da buralara bir yerlere eklerim mutlaka ben de. Bunun dışında şöyle bir durum daha var aslında. Speaking'de eğer herhangi bir anormallik hissederse yapay zeka, read aloud, repeat sentence veya answer short question da buna dahil. Describe Image ve Written Lecture zaten bir insan puanlamasında dahil olacağı için onları katmıyorum. Ama read aloud, repeat sentence ve answer short question'da herhangi bir anormallik tespit etmişse yapay zeka, bunu da yine insan puanlamasına sokarak ilerliyor. Böylelikle yine insan puanlaması öne gelecek şekilde bir speaking durumu, speaking puanlaması durumu söz konusu. Şöyle bir özetlemek gerekirse, speaking'de Describe Image ve Written Lecture puanlamalarında kesinlikle içerik bölümü içinde, içerik verdiğiniz kısım içerisinde bir insan puanlaması dahil olmuş durumda. Her ne olursa olsun, anormallik katmıyorum işin içine. Her ne olursa olsun, Describe Image ve Written Lecture puanlamaları insan puanlaması üzerinden ilerleyecek ne yazık ki. Bu da bizim birazcık işimizi zorlaştıracak bir noktaya getiriyor aslında. Onun dışında speaking'de dediğim gibi herhangi bir anormallik durumunda, yani bu atıyorum read aloud'da one line strategy dediğimiz bir nokta var. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Bilmenize tavsiye etmiyorum aslında çünkü çok da mantıklı taktikler değil. Orada read aloud'da olabildiğince kendimiz bir şeyler üreterek, kendimiz tonlamalara dikkat ederek ilerlememiz gerekiyor. Ama one line strategy dediğimiz bir nokta var ve bu one line strategy gibi bir noktaları tespit ederse yapay zeka bunu tekrardan insan puanlamasına, human generator dediğimiz kısma sokacak. Speaking için hem repeat sentence'da geçerli hem read aloud'da geçerli. Describe Image ve Written Lecture her ne olursa olsun içerik bakımından, özellikle içerik bakımından kesinlikle bir insan puanlaması yapılacağını söylemek mümkün. Peki bu değişiklik adayların, sınava giren adayların puanlarını ne yönde etkileyecek? Written Lecture ve Describe Image aslında speaking bölümünün akıcılığı tamamladığınız müddetçe çok önemli yerleri değildir. Speaking'de ortalama 20-30 puanlık bir kısmı kapsıyor. Totalde ikisi toplamda. Tabii ki bir read aloud veya bir repeat sentence değil. Ama her ne olursa olsun 20-30 puanlık kısım çok da küçük bir puan değil ne yazık ki. Bundan kaynaklı speaking puanınız çok aşağıya düşebilir. Almanız gereken istediğiniz skorun çok dışına, çok bambaşka daha düşük bir puana sahip olabilmeniz mümkün. Son olarak puanları olması gereken seviyede tutmak için ne yapmamız gerekli? Bununla alakalı birazcık konuşalım. Genel olarak bilindiği üzere Describe Image ve Written Lecture akıcılığı tamamladığınız müddetçe ezberlenen bir kalıp üzerinden ilerlerdi. Ama artık kalıpları biraz da olsun kenarda bırakıp veyahut çokça kullanılan kalıpları kullanmayıp o şekilde ilerlememiz gerekiyor.
Sadece kalıp kullanımda ne yazık ki yeterli olmayacak artık. Verdiğimiz içeriğin ne kadar kuvvetli olduğu veyahut ne kadar resimle bağlantılı, ilgili olduğu da çok önemli bir ayrıntı olacak. Öncesinde kullanılan kalıplarla birlikte resmin içinde var olan kelimeleri aktarmak yeterli olurken, bundan sonraki süreçte resmi birazcık daha açıp, biraz daha cümleler kurup veyahut biraz daha farklı şekilde yorumlayıp, aslında tamamen yorumlama üzerine giden bir noktadan, biraz daha farklı şekilde yorumlayıp o şekilde yapay zekaya sunmamız gerekir. Unutmayalım ki bundan sonraki süreçte hem written lecture hem de describe image biraz daha insan puanlamasında dahil olduğu için, biraz değil bayağı bir hayli insan puanlamasına dahil olduğu için, içerik noktasına, özellikle içerik noktasında puanlamayı verdiği için insan puanlaması, biraz daha içeriklerimizi geniş tutmamız gerekiyor. PT sınavı baktığımızda bize ilk 25 saniyeyi vererek, describe'im için konuşuyorum, bu written lecture'da çok daha az bir süre, 10 saniyelik bir noktamız var hazırlanmak için. 25 saniyelik kısımda bize tamamen hazırlanma noktasında çok az bir süre veriyor. Ve bu süreyi, yani kesinlikle bir kalıp kullanımı yapmak zorundasınız ama bu kalıpları artık ezberden değil de kullandığınız veya gördüğünüz kalıpları biraz daha uyarlayarak, her soruda farklı kalıplar kullanarak ve içeriği de genişte tutarak ilerlemeniz gerekiyor. O zaman şu şekilde yapalım diyenler olacaktır yüksek ihtimalle. Nedir? Her soruda farklı kalıp ezberi. Şimdi şöyle ki, eğer siz her soruda farklı kalıp ezberlerseniz, bir, akıcılık puanlamanız biraz aşağıya düşebilir ve hala da speaking'in en önemli noktası akıcılık puanlamanızdır. Şayet siz her soruda farklı kalıp kullanacak olursanız, ezberden gitmeye çalıştığınızda bu sefer problem çıkabilir, takılabilirsiniz, akıcılığınızı düşürebilirsiniz. Ve ayrıyeten şöyle bir durum daha var. Her soruda farklı kalıpla gidip içeriği yine kuvvetli şekilde vermezseniz, İnsan puanlamasına girdiğinde yine orada sizin bir kalıp kullandığınız belli olacaktır. Yani sadece kelimeyle gitmek, sadece kelime grubuyla gitmek yeterli olmayacak. Sonraki süreçte mutlaka bir yorumlama isteyecektir. Ufak tefek yorumlamalar olsa bile, yani bir iki tane yorumlamalar olsa bile, mutlaka oraya kendinizden özgün bir içerik bırakmaya çalışın. Aldığınız, temel olarak aldığınız bir kalıbınız olsun. Kalıbınızın içerisinde belli başlı kelimeleri eş anlamlarıyla değiştirebilecek şekilde bir kalıp oluşturmaya çalışın. Ayrıca bizim web sitemizde şu anda var olan kalıplar ve yeni kalıplar bulunuyor. Neleri baz alabilirsiniz, neleri alamazsınız, bunlarla alakalı bir çalışma yaptık biz. Onlara ulaşabilirsiniz web sitemiz üzerinden. Onun dışında dediğim gibi her soruya farklı kalıp ezberlemek sizin hem akıcılığınızı aşağıya düşürebilir, hem de içeriği kuvvetli tutmazsanız yine puan düşüklüğüne sebep olabilir bu. Yine describing veya written lecture'dan puan alamamanıza sebep olabilir. Demek istediğim, özet olarak şöyle bir geçelim. Olabildiğince describing ve written lecture bölümlerinde olabildiğince içeriği özgün yapıda vermeye çalışalım. Kalıbımız yine aynı olabilir. Kalıp kullanımı dediğim gibi bizi zaten zorunda bırakılan bir durum Pearson tarafından. 25 saniyede hazırlanmak gerçekten zor. Veyahut 10 saniyede hazırlanmak gerçekten zor. Yeni cümleler oluşturmak zorlayabiliyor. Onun dışında tabii ki baz almamız gereken belli başlı cümleler olmak zorunda. Bunlar mesela bir giriş cümlesi, gelişmenin bir cümlesi ve ek olarak additionally verdiğiniz bir cümle mutlaka olmak zorundadır. Yani aslında belli başlı yine bir kalıp oluşumu, belli başlı yine kullandığımız cümlelerin olması gerekli. Sadece bu cümlelerin içerisinde değiştirebileceğiniz, eş anlamlarıyla değiştirebileceğiniz yeni kelimeler de mutlaka bulun. Mutlaka onları da not alın. O şekilde yapabileceğinizi kendi mantığınıza yatırarak ilerleyin. Ve dediğim gibi içerik noktasında da özgün olmaya çalışmanız gereklidir. Özgün olmadığınız noktada, çünkü farklı kalıplar kullanılmış olsa da, ister istemez oradaki insan, puanlamaya dahil olan insan bunu fark edecek. İçerikten kuvvetli bir içerik veremediğiniz için o puanı ne yazık ki aşağıya düşürecektir. Daha fazlası için PTMR'in Türkiye sayfasını takip edebilirsiniz. Dediğim gibi template kısmında, kalıp kısmında baz alabileceğiniz web sitemiz üzerinden baz alabileceğiniz cümleler bulunmaktadır. Ziyaret etmenizi kuvvetle öneririm.